Merhaba, ben İskender Ada. Dijital Finans'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün finansal özgürlük ve finansal erişim başlıklarındaki dijitalleşme çalışmalarını konuşacağız. Blok zincir teknolojilerinin aktif kullanımıyla birlikte programlanabilir para kavramını daha fazla konuşur olduk. Diğer yandan alışkın olduğumuz finansal yapı içinde de dijital çeşitlilik günden güne artıyor. Dijital aracı kurum yaklaşımına baktığımızda artık ödeme kuruluşlarıyla ürün gamlarını, hizmet gamlarını birleştirdiğini görüyoruz. Bugün bütün bu konuları konuşmak üzere çok değerli bir konuğum var. Kolendi Yatırım Ürünleri Takım Lideri Ahmetcan Durukan bizlerle birlikte. Ahmetcan hoş geldin Dijital Finans'a. Merhaba. Öncelikle beni programa konuk olarak davet ettiğiniz için size, ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Seni tanıyarak başlayalım istersen. Arkasından da Kolendi ekosistemi hakkında bize biraz bilgi verirsen çok sevinirim. Tabii ki. Ben Ahmet Durukan. Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Üniversite eğitimimin ardından FMC'ci ve e-ticaret sektörlerinde 4 yıl kadar satış, dijital pazarlama, growth alanlarında çalışmalar yaptım. Harika. Bu süreç bana hem kurumsal hayatta hem girişim dünyasında çok değerli deneyimler kattı. Ardından da 3 yıl kadar önce Kolend ailesine katıldım. Bu 3 yıllık süre içerisinde Colendi'de birçok farklı finansal ürünün geliştirilmesinde ve entegrasyon süreçlerinde aktif rol aldım. Şu anda da yatırım ürünleri tarafında aslında Kolyende ekosistemi içerisindeki tüm yatırım ürünlerinden sorumlu olarak görev alıyorum. Evet, peki kolende neler yapıyor bize biraz onu anlatır mısın? Çok fazla duyuyorum ben çünkü sesini birçok alanda. Evet, Kolyende aslında yapay zeka ve büyük veriyi kullanarak geliştirdiği finansal risk ölçümü algoritmasıyla birlikte hı hı. kullanıcıların finansal ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri geliştirmek için işbirlikleriyle de birlikte servisleri kullanarak hı hı hı. ve bunları platformlara entegre ederek platformları bir finansal teknoloji platformları haline getiren bir hizmet sağlayıcı. Hı hı hı. Ee, niye finansal risk ölçümü diyorum? Ee, çünkü biz şunu yapıyoruz. Colendi ekosistemi içerisinde birçok farklı finansal ürün var. Biz kullanıcılara en iyi hizmeti, en rahat, en kullanım kolaylığı olacak şekilde sağlayabilmek için aslında kullanıcıları çok iyi tanımamız gerektiğine inanıyoruz. Zor. Burada da kullanıcıların finansal risk ölçümünü yaparak kendi geliştirmiş olduğumuz e, algoritma ile birlikte kullanıcılara en iyi deneyimi sunmaya çalışıyoruz. Colendi'nin e, şöyle bir vizyonu var. Every company will be a fintech company. Yani e, Türkçe'ye çevirirsek her şirket aslında bir noktada bir finansal teknoloji şirketine dönüşeceğini düşünüyoruz. Bunun da dünyada aslında çok e, fazla örneklerini de görebiliyoruz. Bugün Apple, Apple Pay ürününü çıkartıyor. E, Amerika'da yine Walmart kendi finansal teknolojiyi yatırımlarını yapıyor. Aslında biz de bu vizyonla finansal ürünleri hem Türkiye'de hem yurt dışında iş ve stratejik platform ortaklıklarımızla birlikte geliştirip bu platformların aslında kullanıcıların her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılayacak çözümleri entegre ediyoruz platformlara. Bu süreçte de aslında biz hem son kullanıcılara hem iş ortaklarımıza hem platform partnerlerimize değer katıp Türkiye'deki ve dünyadaki finansal teknoloji ekosistemini geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun için de aslında herkesle kapımız açık, herkesle işbirlikleri yaparak bu ekosistemi hep birlikte büyütme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz bu tarafta da. Hı hı. Dünyada 1 milyardan fazla unbank dediğimiz yani bankacılık sistemine bir şekilde erişimi olmayan kullanıcı kitlesi var. Bu kullanıcıların bir yandan finansal güvence sağlamaları, bir yandan ödeme kolaylıkları gibi ya da yatırım ihtiyaçları gibi finansal ihtiyaçlarını karşılamak da aslında bir ihtiyaç haline geldi dünyada. Hı hı. Biz de bu işbirliklerimizle ve ortaklıklarımızla dünyadaki bu ihtiyaca çözüm olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kolendi ekosistemi içerisinde identity ve scoring dediğimiz yani kullanıcıların skorlanması. Onun dışında pay, send, spend, track dediğimiz kullanıcıların ile finansalla ilgili işlemleri, bunun yanında şimdi al sonra öde, yatırım ürünleri, sigorta gibi çözümleri de geliştirerek e, kullanıcıların her türlü finansal ihtiyacını tek bir yerden karşılayabileceği çözümleri geliştirip bunları da entegre ediyoruz platformlara. Kolendi e, Sigorta'yı kurduk. Kolendi Sigorta ile birlikte aslında kullanıcıların her türlü sigorta ihtiyaçlarını karşılayacak Hı -hı. çözümleri geliştirmeye başlıyoruz. Kolendi Sigorta da bunu yine e, kendi geliştirdiği ürünleri platformlara gömerek kullanıcıların sigorta ihtiyaçlarını karşılıyor. Colendi menkul değerleri kurduk. Aracı kurumumuz yakın zamanda daha doğrusu çok da yakın değil 26 Mayıs'ta lisansımızı aldığımız bir kuruluş. Hı hı. Bu tarafta da aslında yine bu platformların kullanıcılarının sermaye piyasalarına yatırım yapabilmesi için yine Colendi'nin geliştirmiş olduğu teknolojiyle birlikte yatırım işlem platformunu entegre ederek stratejik platform partnerlerimize kullanıcıların kolayca yatırım hesabı açıp daha sonrasında da sermaye piyasalarında yatırım yapmalarını sağlayabiliyoruz. Bu sayede de hem iş ortaklarımızın kullanıcıları finansal ihtiyaçlarını, birçok farklı finansal ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Hem de aslında platformlarına değer katarak kendi platformlarını bir finansal teknoloji ...platformu haline dönüştürebiliyorlar. Hı hı hı. Çok güzel. Yani Ahmetcan anlattıklarınla... Kolende ekosistemini çok güzel özetledin. Bugün de öyle güzel denk geldi ki... ...Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan... ...biliyorsun İstanbul Finans Merkezi'nin... ...açılışını yapıyor çok uzun süredir de... ...beklediğimiz bir konuydu. Orada evet. özellikle fintechlerle ilgili de... ...çok kıymetli bir adım var. Muhtemelen yakında fintech strateji belgesinde... ...görüyor olacağız. Çok yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin... ...değerli yöneticileriyle bir araya gelip... ...bu konuda da istişareler yaptık ki... O belgenin hazırlanması sürecinde de işte senin gibi, benim gibi sektörün fintech konusundaki deneyimli insanlarını dinlediler, ihtiyaçlarını dinlediler ve öyle bir belge hazırladılar. Şimdi az önce o müjdeyi alınca da sevindim açıkçası çünkü uzun süredir bekliyorduk. Buradan o çalışmaya katkı sağlayan bütün yetkililere, bütün yöneticilere teşekkürlerimizi ayrıca iletmiş olalım. Kolender'in global tarafına bir ufak bile girdin ama biraz derinleştirmek istiyorum izninle. Finansal özgürlük ve finansal erişim aslında sadece ülkemizde değil, dünyada da önemli bir konu. Mevcut finansal yapı içinde siz nasıl bir problem gördünüz? Kolendi ile neyi çözüyorsunuz? Ve bu çözümde teknolojinin gücünü nasıl kullandınız? Biraz bunu da anlatabilir misin? Tabii ki. Ee, az önce belirttiğim gibi dünyada bir milyardan fazla bu. Büyük bir sayı. Evet, çok büyük bir sayı aslında dünya e, popülasyonuna baktığımızda. Finansal e, hizmetlere erişim ihtiyacı olan kullanıcı mevcut. Kolendi e, gömülü finans dediğimiz yani embedded finance dediğimiz e, kendi geliştirdiği bu teknolojiyle aslında geliştirmiş olduğu finansal ürünleri hı hı. platformların içerisinde gömerek platformları bu hizmetleri vermeye muktedir bir hale getirmeye çalışıyor. E, bunu da yapıyoruz aslında. Bununla ilgili şimdi al sonra da mikro yatırım, e, sigorta gibi ürünlerimiz şu anda platformlarda kullanıcıların hizmetlerine sunulmuş durumda. Evet. İş ortaklarımız bu platformlara bu ürünleri katarak ekleyerek aslında hı hı hı. E, mesela aracı kurumların belli başlı gereklilikleri var. Onun dışında diğer şirketlerin belli lisans gerekliliği var. Kolen aslında bütün bu süreçleri kendisi tamamlayarak ya da e, stratejik iş ortaklarıyla, iş birlikleriyle sağlayarak bu platformların dönüşümlerine fayda sağlıyor. Bunu hem Türkiye'de hem dünyada yapıyoruz. Çünkü senin de belirttiğin gibi e, bu aslında bir dünyanın ihtiyacı. Doğru. Ee, bunu yaparken de e, geleneksel bankacılık sistemi dışında kalan bu insanların e, konuşmamızın başında da belirttiğim gibi finansal risk ölçümü, kendimizin geliştirdiği finansal risk ölçümü algoritması ile birlikte bu kullanıcılara bir e, finansal skorlama yapıp ihtiyaçlarına uygun, e, kullanımı kolay ürünleri hizmetlerine sunuyoruz. E, burada aslında yenilikçi yaptığımız işlerden en önemlisi embedded finance dediğimiz bu gömülü finans modeliyle e, servisleri geliştirerek mikro servisleri, platformları dönüştürüp onları bir finansal teknoloji platformlarına dönüştürmek oluyor. Evet yani günümüz fintech yaklaşımının belki de en önemli konusu değil mi? En önemli evet. o da hepimizin müşteri deneyimi ve senin söylediğin o gömülü finans yaklaşımı da müşteri aslında uygulamanın içinde bir finansal e, döngünün içinde olduğunu hissettirmeler o finansal süreçleri tamamlamak. Onu da bence evet. çok kıymetli bir şekilde yapıyorsunuz. Kurucumuz Bülent Tekmen'in de e, her zaman söylediği gibi hedefimiz 1 milyar kullanıcıya ulaşmak. Bu kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak, hayatlarına dokunmak. Doğru. E, bir fark yaratabilirsek bu insanların hayatında ne mutlu bize. Çok önemli bir hedef. Gerçekten kıymetli ve o vizyona doğru da koşar adım gidiyorsunuz. İlgiyle de takip ediyorum. Geçtiğimiz dönemde de bu vizyonu ve ekosistemi geliştirmek adına önemli bir adım atıldı. Yine Londra merkezli blockchain girişimi Settle'ı satın aldınız. Biraz bu süreci bahs paylaşır mısınız? Settle sizin yolculuğunuzda nasıl bir öneme sahip? Buradan hareketli aslında merkeziyetsiz finans konusunda nasıl bir gelişim alanı görüyorsunuz? Şöyle, Settle, blok zincir tabanlı bir settlement processing şirketi. Hı hı. Dünyanın önünde gelen finansal kuruluşlarına e, hizmet veriyor. Aynı zamanda Settle, e, New York Fed'in teknoloji ortağı. Hı hı. E, bu tarafta da çalışmalar yapıyoruz. E, Bülent Tekmen'in liderliğinde e, yaptığımız bu satın almayla birlikte aslında global seviyedeki kurumların e, settlement altyapılarını daha hızlı, daha uygun maliyetli ve daha güvenli e, bir yapıya çevirip e, Kalitesini arttırmak, hızını arttırmak, e, maliyetleri düşürüp aslında optimize etmek buradaki dünyayı. Hı hı. E, Settle ekibimiz Londra'da çalışmalarına devam ediyor. E, biz de aslında Londra tarafında biliyorsunuz Colendi e, aslında Londra'da merkezli bir... Doğru. O, Settle ekibimiz de orada çalışmalarına devam ediyorlar. E, Settle tarafında e, şimdi çok bir taraftan New York Fed tarafındaki teknoloji ortaklığımız da Doğru. var. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili yakın zamanda çok daha böyle güzel haberlerle karşına çıkacağız. Şu... Şu an birazcık daha orada daha az detay verebiliyorum <laughs> ama çok yakında onunla ilgili de şey yaparız, görüşme yaparız. Evet evet yani kıymetli buluyorum. Yani az önce söylerken yüzüm güldü böyle yani Türkiye'deki bir firma tabii yani Londra'da da birçok aktiviteniz elbette var ama oradan bir yurt dışındaki bir şirketi satın alıyor ve onu kendi vizyonuyla geliştiriyor. Hakikaten bunları konuşmak oldukça keyifli. Ee, yine Bülent'in kulağının içinden atılıp e, etkinliklerde böyle programlanabilir para diye bir kavramı çok sık kullanıyor bütün ekosistem içinde. Tam olarak kastettiğiniz ne burada? Yeni dünya düzeninde paranın programlanabilir olması ne anlama geliyor? Nasıl bir paradigma değişimine sebep olacak sence? Ya, programlanabilir para aslında dijital paraların hayatımıza girmesiyle e, ortaya çıkmış bir ürün. Ya, finansal sistem içerisinde kendine yer bulmuş bir ürün. Hatta ülkeler şu anda kendi dijital para birimlerini çıkarmaya başlıyorlar. O. CBDC dediğimiz yani merkez bankası dijital para birimi. Hı hı. Aslında bununla birlikte de ülkelerin de bu geliştirmeleri yapmasıyla birlikte tüm dünyada bu dijital para kavramının artık yaygınlaşacağı ve belli başlı regulasyonlarla kurallarla da bunun desteklenerek kullanıcıların hizmetine sunulacağını düşünüyoruz. Programlanabilir para ne aslında birazcık da bu blok zincir tarafındaki teknolojiler akıllı kontratlarla evet, evet. da birlikte birazcık daha e, gündeme gelmiş bir ürün olmasına rağmen şöyle diyebiliriz elektronik paralar da aslında bir programlanabilir para diye düşünülebilir niye derseniz e, bunlar da yine bir yazılımla geliştirilen kontrollerinin yazılımla yapıldığı regülasyonlar çerçevesinde belli kural setlerinin belirlendiği ve aslında bu operasyonların da para operasyonlarının transferlerinin saklamaların yine bu yazılımsal kodsal sistemlerle denetlenip kontrol edildiği bir dünya. Dolayısıyla programlayabiliyoruz bu paraları, nasıl davranılacağını, nasıl hareket edeceğini bu paraların. Bu yüzden aslında programlanabilir paranın da ilerleyen süreçlerde çok önemli bir yere gideceğini düşünüyorum. Yeni dünya düzeninde aslında şunu şunu söyleyebiliriz. Programlanabilir parayla birlikte daha fazla finansal katılım olacağını düşünüyoruz çünkü e, aynı zamanda bu bankacılık sistemine erişimi olmayan kullanıcılar e, bu ürünlere erişebiliyorlar. Dolayısıyla daha fazla bir içeriye e, finansal akış gerçekleşecektir. Onun dışında çok daha pürüzsüz işlemler ve düşük işlem maliyetleriyle bu işlemler gerçekleştirilebiliyor. Bunun da yine e, ekosistem içerisinde fark yaratacağını etkisi olacağını düşünüyorum. E, yine kod kullanarak yazılım kullanarak yapılan akıllı kontratlar kullanarak yapılan bu geliştirmelerle aslında otomatikleştirilmiş ve hatta özelleştirilmiş yani spesifik Hı. olarak bir işin yapılması için özelleştirilmiş programlanabilir paralar e, da yapılır. Ayrıca da yeni iş ve yatırım fırsatları doğuracağını düşünüyorum. Bugün e, decentralized finance dediğimiz e, borsalar mevcut mesela. Bunlar aslında bir yeni bir iş fırsatı, yeni Doğru. bir yatırım fırsatı. Doğru. Programlanabilir parayla birlikte bunların daha da fazla yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Evet evet yani güzel bir yani fütüristik geliyor kulağa ama anlattıklarıyla birlikte bende daha net oturuyor. Aslında blok zincir teknolojisinin bizim hayatımıza kattığı en güzel yeniliklerden bir tanesi o. Çok güzel vurguladın, çok da kıymetli bilgiler aktardın. Biraz da merkezi finans dünyasına gelelim. Yayının başında aslında güzel bir referans verdin. Kolendi'nin bütün bu elde ettiği deneyimi ve topluluk gücünü ülkemizdeki sermaye piyasaları için kullanmaya başlıyorsunuz. ...ve yani proje ekiplerini ne tanıyorum... ...işte senin çalışmalarını biliyorum... ...hakikaten orada çok fazla emek var... ...Vesamilap Yasası Kurulu'ndan da... ...bununla ilgili lisansınızı aldınız... ...geçtiğimiz sene... ...ve kolendi menkul değerler artık... ...son kullanıcının deneyimine sunulmaya başlandı... ...aslında sıklıkla dile getirdiğim... ...Doğuş'tan dijital aracı kurumun... ...güzel örneklerinden bir tanesisiniz... ...ve bu sektöre güzel bir soluk getireceksiniz... ...halihazırda da... ...baktığımız zaman sektörde... ...uzun yıllardır oturmuş bir müşteri segmenti var... Kolendi burada nasıl bir yaklaşım sunacak? Kolendi menkul değerler yatırımcılara nasıl bir deneyim sunacak? Şöyle Kolendi kuruluşundan bu yana aslında dijitalleşmenin, dünyadaki dijitalleşmenin Türkiye'deki öncülerinden birisi olma yolunda çalışmalarını sürekli devam ediyor. Bizim buradaki amacımız sunduğumuz hizmetleri tüm dünyadaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıp onların finansal ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Şirket kültürü olarak aslında Kolendi kültürü olarak biz bunu bütün işbirliklerimizle, bütün iştiraklerimizle destekliyoruz. Ben gençlik zamanı belki senin için gençlik değil ama <laughs> e, hatırlıyorum bir yatırım hesabı açmak için bankaya gitmeniz gerekir. E, i̇şte yüzlerce sayfa sözleşme imzalamanız gerekir. E, sonrasında hesabınızın açılmasını beklersiniz. E, o zamanlar televizyonda TRTX'lerden e, IMKB yüzlü adı <laughs> e, takip ederiz e, yatırımlarımızın durumunu. E, bugün çok başka bir dünyadayız. Bugün artık e, kullanıcılar bir mobil uygulama üzerinden banka hesabı ya da bir yatırım hesabı açıp 10 dakika içerisinde yatırım yapmaya başlayabiliyorlar. Biz de aslında bu günümüzde desteklenen bu dijitalleşmeyle birlikte kendi Kolendi'nin geliştirmiş olduğu gömülü finans modelini de bir araya getirip Kolendi menkul değerleriyle bir işlem platformu geliştirdik. Bu işlem platformu da yine stratejik platform partnerlerimizin uygulamalarını entegre ederek bu platformlardaki kullanıcıların kolaylıkla Colendi Menkül Değerler işlem Platformu üzerinden yatırım hesaplarını açıp para transferlerini gerçekleştirip işlemlerini yapmaya başlamalarına olanak sağlıyoruz. Bu hem platformlar için çok güzel bir avantaj. Çünkü platformlar artık kullanıcılarına sermaye piyasaları ürünlerinde yatırım yapabilme fırsatını sunuyorlar bizim geliştirmiş olduğumuz işlem platformu ile birlikte hem kullanıcılar için hem platform için değer yaratan bir ürün. Evet, evet. Tebrikler. Yani orada söylediğinden şunu da anlıyorum. Aslında yabancı borsalara, Kolenli Menkul üzerinden yine diğer aracı kurumlarda olduğu gibi ulaşabiliyorum. Yurt içi borsalara, belki yatırım fonlarına, belki bir noktada vadeli işlemler Aslında bir borsa aracı kurumunda ne iş yapılıyorsa bunun hepsini sizin uygulamanız üzerinde yapıyorum. Ama burada ayrıca katma hı. değerleri var. Senin söylediğin gibi kolendi ekosistemi farklı partnerlikler hı hı. ve o partnerliklerden bir tanesi de Mikael'den şey tarafı. Daha, birkaç şey daha söyleyeyim tabii, bu tabii. bizim şeyle ilgili, e, ekosistemle ilgili. Biz e, 26 Mayıs'ta kolendi menkul değerlerin yetki belgesini aldık. 26 Mayıs aynı zamanda benim doğum günüm. E, <laughs> ne böyle <güzel>. bir <laughs> kolendi menkul değerlerle beraber e, büyüdüğümüz, geliştiğimiz, e, güzel işler başardığımız yıllar göreceğimizi düşünüyorum. Tabii ki biz yetki belgesi almadan önce de altyapı çalışmalarımızı da yapmaya evet. başladık. E, yetkimizle birlikte de hızlıca platform entegrasyonları süreçlerine başladık. Burada eee Colendi grubu bünyesinde MT ürünlerinin yanı sıra menkul değerlerle birlikte Borsa İstanbul ve Amerika borsalarında yani Nasdaq ve New York Menkul Kıymetler Borsasında 6000'den fazla hisse senedi ve ETF ürünlerini kullanıcıların yatırımları yatırım yapabilir hale getiriyoruz. Tabii. da aslında bu platform üzerinden birçok farklı yatırım ürününe tek bir yerden ulaşmalarını sağlıyor. Bu da aslında bizim yine modelimizin avantajlarından bir tanesi. Tek platform, çoklu yatırım. Evet, teşekkür ediyorum Ahmet Can. Bu verdiğin kıymetli bilgiler için çok sağ ol. Zaman su gibi akıp geçti yayınımızın sonuna geldik. Sağ ol katkıların için çok teşekkürler. Evet, dijital finansın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.